Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda yalanın caiz olduğu yerler var mı? Sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. E, şu üç yer dışında yalan söylemek caiz değildir. Bunlardan birisi e, karı koca arasını bulmak. E, bir ikincisi birbirine düşman durumunda olan iki kişinin arasını bulmak. Ve üçüncüsü de düşmana karşı yalan söylemek. Bunlar dışında yalan söylemek caiz değildir. Malum bir Müslüman dost doğru olmalı. Kur'an-ı Kerim bize şunu bildiriyor. Festagüm keme umirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol, istikamet üzere ol. Ve Cenab-ı Hak kunu ma sadıkin buyuruyor. Sadıklarla beraber olun, doğrularla beraber olun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Şöyle kendisine soruluyor. İşte ya Resulallah bir Müslüman nefsine mağlup olup hırsızlık yapabilir mi? Peygamberimiz evet yapabilir diyor. Zina edebilir mi? Evet edebilir. Yani nefsine mağlup olur ve bir Müslümandır ama bu gibi yollara da düşmüş olabilir. Yalan söyleyebilir mi diye peygamberimize soruyorlar. Peygamberimiz hayır diyor. Bir Müslüman yalan söyleyemez. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. Yani bir Müslüman yalan söyleyemez. Ancak şu üç özel durum dışında bir Müslüman yalan söyleyemez. Ama vakaya baktığımızda belki de Müslümanlar yalan da söylüyorlar. Ve bu üç durumun dışında da yalan söylüyorlar. Bunu nasıl anlayacağız? Herhalde burada şöyle bir incelik var. Yani bir Müslümana yalan söylemek yakışmaz. Bir Müslümana gıybet etmek de yakışmaz. Bir Müslümana hırsızlık yapmak da yakışmaz. Ama özellikle yalan söylemek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerinde daha böyle vurguyla ısrarla duruyor. Bir Müslüman yalan söylemez. Özel durumlara gelince bu özel durumlar mesela karı koca arasında diyelim doğrudan doğruyu ifade etse belki de aile hayatı tehlikeye girecek. Böyle bir vaziyette ikisinin de arasını bulma noktasında cevaz verilmiş. Öte yandan Diyelim bir savaş halinde diyelim bir Müslüman subay diğer tarafın eline düşüyor. Ordunun mühim sırlarını da bilen bir kimse, stratejik noktaları bilen bir kimse. Orada doğru söylemek adına bunları tek tek söyleyecek olsa hıyanet etmiş olur. Vatana, millete hıyanet etmiş olur. Orada ya hiçbir şey söylemez veya onları yanıltacak şekilde ifadelerde kullanır. İşte doğru olmak son derece önemli. Yalan söylemek ise son derece İslam ahlakına zıt olan durumlardan birisi. Maslahat için yalan caiz mi? Bu meseleye de kitaplarda temas ediliyor. Ve deniliyor ki maslahat için yalan eğer caizdir denilecek olursa herkes kendine göre bir maslahat uydurur. Söz gelimi işte bir kadın... Ufak bir olay oldu. Eğer o ufak olayda doğrudan kocasının haberi olsa belki rahatsız olacak. Diyelim evde temizlik yaparken e, vazo kırıldı. Çocuğuna dese ki sakın babana bizim kırdığımızı söylemeyelim. Kedi kırdı diyelim. Hani kedinin de dili yok ki ben kırmadım desin. E, acaba burada aile saadeti açısından bu tarzda bir yalana fetva olabilir mi? Bu tarzda bir yalana fetva olamaz. Bu küçük bir olaydır ve zaman zaman vazolarda kırılır. Yalan söylemek çok daha büyük bir olay ve vazonun kırılmasına benzemez. Dolayısıyla böyle bir vaziyette doğruyu dost doğru bir şekilde söylemek en güzelidir ve çocuğun yetişmesi, terbiyesi açısından da bu son derece mühimdir. Çünkü eğer orada çocuk yalan söylendiğini görürse onun zihninde şu yerleşecektir. Demek ki yeri geldiğinde yalan söylenebiliyormuş. Annem de öyle yapıyor. Bu tarz düşünen bir çocuk artık annesine de yalan söyler, babasına da yalan söyler, öğretmenine yalan söyler ve ileride belki de iyi bir politikacı olabilir. Çünkü politikacıların da pek çoğu yalan söylüyorlar. İşte insanın yalana alışmaması lazım ve rastgele böyle ölçüsüz, sınırsız bir şekilde, tavizkar bir şekilde yalanı diline bulaştırmaması gerekiyor. Ancak çok özel durumlar, o özel durumlarda sınırlanmış bir şekilde hadiste ifade edilmiştir. Değerli izleyenlerim, insanın dost doğru olabilmesi, tümüyle istikamet üzere olabilmesi o kadar kolay bir olay da değildir. Nasıl ki mesela bir cambaz ipin üzerinde denge hayatı devam ediyor. Eğer en ufak bir dengesiz yalpalama yapsa, bir hareketi olsa o yüksekten aşağıya düşecek. Bir Müslüman da ipin üzerindeki cambaz misali dengeli olmalı ve her an düşebilir bu insan, her an sukut edebilir, manen e, aşağılara doğru yuvarlanabilir. Bundan korunabilmek için hem dilinin dostoluğu olması lazım, hem özünün, hem sözünün, hem hal ve hareketlerinin. Dolayısıyla mesela e, dalga oyluk yapmak fiili bir yalancılıktır. Riyakarlık, gösterişte bulunmak, sevmediği halde sever gibi görünmek o da başka türlü bir yalancılıktır. Beğenmediği insanlara karşı sosyal statüsünden dolayı onları beğeniyormuş gibi görünmek o da başka bir yalancılık yalancılıktır. Ve bu tarzda baktığımızda maalesef toplumumuzda yalanın her tarafa doğru böyle sirayet ettiğini, her tarafa kök saldığını adeta görebiliyoruz. Bu iyi bir gelişme değil. Dolayısıyla... Özellikle ebeveyn durumunda, anne baba durumunda olan ve öğretici durumunda olan, eğitici durumunda olan öğretmenler, vaizler, bu gibi önder kimseler kendi söz ve hareketlerine çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Ve bir insan söz vermişse o sözü tutmalı ve yalandan bahanelere sığınmamalı. Yoksa herkes kendine göre bir takım bahaneler üretebilir. Malum e, psikolojide savunma mekanizmaları diye anlatılır. Bunlardan biri de yalanlara sığınmak. İnsan yalanların ardına asla sığınmamalı. Yalandan mazeretler ileri sürmemeli. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Tebük seferinde çok önemli olaylar yaşanıyor. E, çok büyük bir sefer bu. E, 30 bin kişilik bir ordu toplanıyor. Ve Bizans'a karşı savaş yapılacak. Ancak senenin en sıcak günleri, gölgenin çok tatlı olduğu, meyvelerin olgunlaştığı bir dönem. O dönemde münafıklar yalandan bahanelerle geride kalıyorlar. Müslümanlardan da bazıları geride kalıyorlar. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam seferden döndüğünde savaş olmuyor. E, belli bir noktaya kadar gidiliyor. Karşı taraf gelmeyince orada ticaret yapıp geriye dönüyorlar. İşte geriye dönüldüğünde münafıklar yine yalandan bahaneler ileri sürüyorlar kendilerini kurtarıyorlar. Müslümanlardan bazıları da yine e, özür beyan ediyorlar. Belki de bir kısmı o derece tam da isabetli olmayan özürler. Peygamberimiz onları da idare ediyor. Doğrudan yüzlerine bir şey demiyor. Ama üç kişi var ki o üç kişi e, Peygamberimize gelip doğrudan doğruyu net bir şekilde söylüyorlar. Diyorlar ki. Ya Resulallah. aslında gelebilirdik ama bugün çıkalım yarın çıkalım derken e, ihmal ettik gel, gelemedik. Gelmedik. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bunlara şunu söylüyor. Evlerinize gidin ve ilahi hükmü bekleyin. Ben de oradan bir hüküm vermeyeceğim diyor. Ve bunlar evlerinde 50 gün kadar bekliyorlar. Ve bu 50 gün kadar bekleme sürecinde Peygamberimizden mesela bir defasında şöyle haber geliyor. Hanımlarından ayrı olsunlar. Aynı evde olabilirler de ama beraber aynı yatakta olmayacaklar. Bu şekilde bir ayırma ciheti. Ve bu şekilde günler devam ediyor. Bir 50 gün geçince artık dünya kendilerine dar geliyor. Kur'an-ı Kerim onların halini anlatırken "Dağat aleyhimul ardu bima rahubet" diyor. Yani arz bütün genişliğiyle beraber Onlara dar gelmişti. Ve kendilerini böyle yiyip bitiriyorlar adeta. Biz niye böyle yaptık? Niye e, peygamberin katıldığı savaştan geri kaldık diye. Ama Allahu Teala neticede onların tevbelerini kabul ediyor. Vale selasetillezina hulifu o geride kalan üç kişiyi de Allah affetti diye Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bunlarla alakalı hüküm geliyor. Böylece bunların semavi af fermanı imzalanmış oluyor. İşte bu üç kişi dosdoğru dost doğru olma e, numunesi bize göstermişlerdir. Ve böylece gerçekten de tam bir istikamet üzere sabırla beklemişler. Neticede Allahu Teala onların af imzalamıştır. Bunlar da belki bazılarının yaptığı gibi bazı savunma mekanizmalarını harekete geçirip yalandan bahanelerle kendilerini kurtarabilirlerdi. Ama dost doğru hareket ettiler ve bu dost doğru Hareket etmenin neticesinde onlar kazandılar. Ve Kur'an-ı Kerim onların örnek halini bize bu şekilde bildirdi. Değerli izleyenlerim belki burada şunu da belirtmemde fayda olacaktır. Sahabe peygamber gibi masum değildir. Yani peygamberler masumdur. Hatadan uzaktır. Hakka isabet etmeme gibi bir durumları olsa vahiy ile düzeltilir. Ama sahabe onlar insandır. Peygamberler de insandır ama... Ve o şekilde sahabe mahfuz değildir. Bu olayda diyelim seferden geri kalma noktasında sahabe bize örnek olamaz. Ama faraza bir insan bu şekilde geri kalmışsa ne yapması lazım? Onun en güzel örneği yine sahabelerin hayatında gösterilmiştir. İşte Allah'a iltica, dost doğru olmak, sabretmek bu gibi şeylerde en güzel örneği onlar vermişlerdir. Onları örnek almak gerekiyor. Cenab-ı Hak hepimize istikamet üzere dost doğru yaşamayı nasip etsin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.